zaman koltukta, zaman zaman sandalye üzerinde uyuklayıp kendimizi dinç tutmaya çalışıyoruz. Burada olabildiğince gözlemlediğimiz sorunları hızlı bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Bu ülkede başkalarının çocukları anasız babası bilmiyorsun diye kendi çocuklarını anasız babası bildiği göze alan askerlerimiz, polislerimiz var. Biz burada onların ellerini düşmanlarımız tarafından zayıf düşürmemek için teknoloji geliştiren mühendisleriz. Biz bunun için burada varız. Bunun motivasyonu var bizde. Bu uçağı sadece bu topraklarda yapıldı diye değil, tüm dünyada en iyi, rakiplerinden de daha iyi özelliklere sahip olduğu için tüm dünyaya satacağız. Onlar almak isteyecekler ama bu parayla satın alınamayacak bir ürün olacak. Biz istersek vereceğiz onlara. İnşallah bunu çok yakın zamanda göreceğiz. Tüm ekibimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir gurur tabii ki. Bu aslında Cumhuriyetimizin 100. yılına bir armağan diyoruz biz. Tüm mühendisler olarak, bu topraklarda yetişmiş mühendisler olarak bizim için bir gurur fotoğrafı bu. 100 yıllık havacılık tarihinde artık o geri kalmışlığı, içimizde sindiremediğimiz, geri kalmış dediğimiz şeyin artık yakaladığımızın bir fotoğrafı. Dünyadaki tüm benzerlerine baktığımızda artık 4. ülke olarak bu Şampiyonlar Ligi diyeceğimiz havacılığın Şampiyonlar Ligi'ne girdik. Onu gösterdik bugün. Çok gururluyuz o yüzden. Hissettiklerimle tamamen ekibimle beraber verdiğimiz emeğin karşılığındaki gururumuz oldu. Bunu hissettik. İnene kadar da ki tabii ki Barbaros abinin bize sağlıklı bir şekilde inmesi için ettiğimiz dualarla inmesini bekledik. Burada sadece aslında bu uçakta bir TUSAŞ'ın ürünü olarak bakılmaması gerekir. Türk havacılığında çalışmak isteyen, Türk mühendislerinin çalıştığı şirketlerimiz var. Onların yaptığı ekipmanlarla bugün bu uçuşu yaptık. Gene kendi Türk mühendislerimizin geliştirdiği operating sistemlerimizde yazılım sistemlerini kullandık. O da ilk defa havaya kalktı bugün. Kendi yazılımımızla uçuşu gerçekleştirdik. Bunu da yapan yazılım ekibimizle beraber yaptık. Bunların arkasında aslında bu fotoğrafın, bu kapakların arkasında çok büyük bir mühendislik var. Bunların hepsinin kalifiye olması, bunların hepsinin kalifikasyonunda yaşananların, yaşanıp karşılaşılan problemlerin görülmesi, tüm ekibin de bunu çözmesi bizim için büyük bir gurur. Dediğim gibi artık o içimize sindiremediğimiz şey bitti bizim için. İnşallah bundan sonra bu uçağı sadece bu topraklarda yapıldı diye değil, tüm dünyada en iyi, rakiplerinden de daha iyi özelliklere sahip olduğu için tüm dünyaya satacağız. Onlar almak isteyecekler ama bu parayla satın alınamayacak bir ürün olacak. Biz istersek vereceğiz onlara. İnşallah bunu çok yakın zamanda göreceğiz. Tüm ekibimizle bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet, bugün çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Duygularımız birbiri peşine geliyor. Kelimelerle ifade etmek mümkün değil. Uzun süreli çalışmaların işte önemli bir aşamasının gerçekleştiği Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştiği bir günde Kaan'ın hangarındayız arkadaşlarımızla beraber. Bugün sabah pilotumuz Milli Muharip Uçağımızın uçuşa uygunluğundan emin olduktan sonra emniyetli bir uçuş yapabileceğine kani olduktan sonra bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Teknik verileri kendisi de belki biraz sonra söyler ama ilk uçuşta planlanan ve öngörülen uçuş profilinin tamamı gerçekleşmiş oldu. Yaklaşık 13 dakika havada kaldı ve ölçülmesi gereken, değerlendirmesi gereken, takip edilmesi gereken tüm süreçler o 13 dakika içinde ilk uçuş için gerçekleşti. Türk mühendislik tarihinin, Türk havacılık tarihinin, Türk savunma tarihinin, bu milletin evlatlarının başarıyla gerçekleştirdiği bu sistemler sistemi olan Milli Muharip Uçağımızın ilk uçuşuydu. Bu uçuş tabii bu uçak içinde ve uçak için çalışan Türk savunma sanayiinde 200'ün üzerinde firma var. Binlerce bu firmamızda çalışan, firmalarımızda çalışan mühendislerimiz, teknisyenlerimiz var. Bu bugüne gelmesinde çok büyük emek harcadılar. Gece gündüz çalıştılar. Ve en başta tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade, destek ve motivasyonla gece gündüz gayretle çalıştılar ve bugünü, bu mutluluğu yaşadık. Tabii ki
Bu önemli bir motivasyon, bugünkü uçuş. Ama daha yapacak çok işimiz var, bunu hepimiz farkındayız. Daha gayretli çalışacağız. Bundan sonraki çalışmalarımız için önemli bir motivasyon oldu bugünün başarılı bir şekilde gerçekleşmiş olması. Biz hava kuvvetlerimize bu milli muharip uçağımızın seri üretimden sonra teslim edilene kadar ve yeni teknolojiler geliştikçe üstüne katıp devam ederek milli tüm teknolojilerimizle sadece aviyonik sistemler değil, elektronik harp sistemleri, mühimmat sistemlerimiz ve bir uçağın içinde bulunan tüm hardware, software tamamını kapsayacak sistemleri kendi yerli milli imkanlarımızla gerçekleştirip, güncelleyip uçağımıza entegre ederek devam edeceğiz. Biz bu uçakla başlayan, biraz evvel ifade ettiğim elektronik harp, elektrooptik ve bir silsile sensör sistemi var. Bu sistemler entegre edilerek ve uçuş planlaması yapılarak, bunlar devreye alınarak inşallah biraz evvel söylediğim hava kuvvetlerimize bu uçağı teslim edene kadar gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde uzun bir yol var. Bu mutlu günü inşallah bu süreçte her bir aşamasında yine mutlulukla yaşayıp tüm milletimizle paylaşmaya devam edeceğiz. Hamdolsun bugünleri gördük. Ben emeği geçen TUSAŞ'taki çalışma arkadaşlarımıza, mühendislerimize, teknisyenlerimize, yönetici arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sadece TUSAŞ'ta değil, işte biraz evvel de ifade ettim. Sektörümüzde bu uçağın bu hale gelmesi ve bundan sonraki çalışmalarına katkı sağlayacak 200'ün üzerindeki alt yüklenicilerimizin, onların çalışanlarına, güvenlik görevlilerinden tüm hizmetlilerine varana kadar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun. İyi ki varsınız diyorum hepsine. Yapacak çok işimiz var. Azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz. İlk kez uçuyormuş gibi değildik bugün Kaan'la. İlk uçuşumuzda ama çok iyi hazırlandık. Ekibin mühendislik becerisine, uçakla ilgili hazırlıklara, teknisyen arkadaşlarımıza, yöneticilerimize inancımız tamdı. Ben bu safhada şunu çok dile getirmek ve teşekkür etmek istiyorum. Gerek başkanımızın, gerek şirket yönetim kurulu, genel müdürümüzün ve tüm mesai arkadaşlarımızın en büyük önceliği bugün bu uçağı uçurmak değil. Benim hep bir değişim vardı. Rotation'dan sonra abort etme şansımız yok. Uçağı kaldırdıysak uçuracağız, uçurduysak indireceğiz, indirdiysek durduracağız. Park yerine gelmek ve bütün arkadaşlarımızla beraber kucaklaşmaktı. Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. Bunun yanı sıra başkanımızın da belirttiği gibi bu bir günün olayı değil. Bunun arkasında yıllar var, yılların birikimi, emeği var. Tüm savunma sanayimizin akıl birliği, zihin birliği var. Ve bundan sonra da yolumuz çok daha çetin. Bu bir başlangıçtı. Bugünkü uçuşta benim duygularım çok rahattı ama uçuş öncesi ve sonrasında çalışma arkadaşlarımın o uçuş hattına gelişini görmek en güzel bir duyguydu benim için. Ben tekrar çok teşekkür etmek isterim. Uçuşla ilgili bilgi vermek gerekirse bugün ilk uçuşumuz. Bir kalibrasyon uçuşu diyebiliriz. Erman Bey test direktörümüzdü. Gökhan Bey emniyet pilotumuz, ikinci pilot. Projede her zaman omuz omuzayız. Beraberdik. Yaklaşık 13 dakikalık bir profil. Kalkış, tırmanış, dönüş. Çift motorlu olan uçağımızın asimetrik thrust profili. Benzetilmiş yaklaşma, pas geçme ve son iniş çalışmasını yaptık. Uçak üstünde 10.000'in üzerinde veri var. Real time yere akan. Test kontrol odasında 50'den fazla mühendisimiz, 15'ten fazla farklı disiplin uçağı benim gördüğümden veya hissettiğimden çok daha önce takip edebiliyorlar. Her aşamada teyitlerini vererek bize serbest kıldılar. Uçuşumuzu o şekilde gerçekleştirdik. Takip pilotumuz uçağın dış görünümü, herhangi bir yakıt kaçağı gövdede var mı? Mükemmel bir uçuş oldu. Bana bugün en çok sorulan soru da şu. Kalkışta, rotation'da, yatay stabilizde büyük bir hareket gördük. O uçağın kontrol karakteristiğinin normal davranışı. Çok hassas bir şekilde etütüt muhafaza etmek istediği için flight control computer düşük hızlar, düşük dinamik basınçta onu o şekilde ayarlıyor. Mükemmel bir uçuştu. Sağ olun. Peki
Evet, bugün çok duygusal bir gün tabii. Uzun yıllardır süren mücadelenin, büyük bir özverinin, uykusuz gecelerin, binlerce çalışanın fedakarlığının aslında biz bugün ilk meyvelerini tattık ve tadı damağımızda kaldı diyebilirim. Bundan sonra tabii daha çok çalışmamız gerekiyor. Bunun çok ciddi bir başlangıç olduğunu farkındayız ama devletimizin bize verdiği tüm imkanlarla birlikte ben çok daha iyisini yapabileceğimize inanıyorum. Çok büyük bir aileyiz. Bugün bunu bir kez daha gördük. Aslında TUSAŞ'ın binlerce çalışanının yanında ülkemizin yüzlerce firmasının, binlerce çalışanının emeğini bu süreçte biz yaşadık. Gerçekten burada bir aile gibi hep birlikte çalıştık. Bu işe inandık. Bundan sonrasına daha da fazla inanıyoruz. Dolayısıyla bugün bir başlangıçtı. Hep birlikte çok daha iyilerini başaracağız ve devletimizi, milletimizi gururlandırmaya ve hava kuvvetlerimize bu ürünü teslim etmeye and içeceğiz ve inşallah başaracağız. Çok teşekkür ederim.